Başkanım, sizin bir sizin de destek sunduğunuz bir proje vardı. Havaray projesi. Sayın Kadir Topbaş, evet, zamanında sizinle destekleriniz var bu projede. Evet. Eğer belediye başkanı olduğunuz takdirde bu proje hayata geçecek mi? Bu arada Kadir Topbaş beyefendiyle buradan rahmet ediyoruz. Allah rahmet eylesin abimiz. Bu projede sizin desteğiniz var. Açıklamanızda da belirttiniz. Ben de sorularımın içine aldım bunu önemsediğim için. Böyle projeler olacak mı başkanım? Yani bu konunun açılmasıyla ilgili, anlatılmasıyla ilgili hatırlattığınız için size teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir proje. Şimdi Havaray projesi, Bendeniz Büyükşehir'de grup yönetimindeyken, Ulaşım ve Trafik Komisyonu da Bendeniz'e bağlıyken, elhamdülillah orada yapılmış olan bu tür taslak projelerinde bizim imzamız var. Havaray, tabii biz gerçekten yani devasa işler yaptık ya. Devasa işler yaptık. Bize de bu yakışır. Çünkü biz Fatih'in torunlarıyız. Fatih ne yaptı? Gemileri karadan yürüttü. Fatih'in torunu olan Cumhurbaşkanımız ve onun ekibi ne yaptı? Karadan gemiler yürütüldü. Biz de denizin altından tren götürdük. Denizin altından araba götürdük. Denizin altına yol yaptık. Aynı zamanda 3 katlı tüp geçit projesi yaptık. Alttan gidiş yolu, karayolu, üstten dönüş karayolu, ortadan da demir yolu yaptık. Projesini yaptık, hazırladık ve onda benim de imzam var yani komisyon olarak. Elhamdülillah. Fakat o rafa kaldırıldı, öyle durdu. Evet. Zaten yapılan işleri engelleyip tünellerin içerisine toprak döküp kapatmadılar mı? Hı. Ayrıca Havaray dediler, Kadıköy'den Kartal'a kadar minibüs yolunun ortasından yerin altına girmek vesaire falan çok uzun iş, pratik bir iş yapalım. Minibüs yolunun ortadaki refüjüne kaldıralım. Evet. Hep trafik havadan, yoğunluğu. Evet. İki tane böyle gidiş geliş hattı koyalım havadan. Ha, o Havaray'dan böyle tren, tramvay şeklinde çalışıyoruz hep. Bir de Kartal'dan Uğur Mumcu'ya. Evet, Kartal'dan aynı şekilde de Uğur Mumcu'ya bir monoray havadan giden gelen böyle bir ulaşımı sağlayacak projemiz vardı. Şimdi Kartal halkı şu anda şunu söylemek istiyorum. Spor Caddesi'nden yukarıya çıkıyoruz. 45 dakika, 1 saat. Kaç kilometre Kartal o Spor Caddesi'nden E5'e çıkmak? En fazla 5-10 dakikalık bir yolu akşamları özellikle trafikte 1 saate yakın bir zaman insan zaman kaybediyor. Olur mu böyle bir şey ya? Yani belediye başkanlarının ve belediye ekibinin işi çözüm üretmek. Sorunları halletmek. Evet. Burada sorunları çözmek yerine ne yapıyoruz? Zaten sorunların üzerine sorun koyarak, katlayarak gidiyor. Buradan oraya yapılacak monorayla inşallah biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımızda zaten bu projeler Büyükşehir'de var. Murat Kurum zaten vizyonu çok geniş, çok yüksek birisi. Biz de Kartal'ı inşallah ihya edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Evet Sayın Başkan, şimdi hali hazırda projeler derken, hali hazırda Kartal'ın çehresini değiştirecek bir proje var biliyorsunuz, hayata geçmedi henüz. Etap 1, Etap 2 projesi biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii şimdi bu Etap 1, Etap 2 projeleri de bunlar yani nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamadım. Tabii yani ben şimdi şey yapmak istemiyorum. Belediye başkanı, o zamanki belediye başkanı bu konuları bilmediği için, teknik olmadığı için bir düşündü, bir yattı, bir rüya gördü, sabah kalktı, burayı dedi riskli alan ilan ediyorum dedi. İnsanları mahvetti. 15 yıldır etap 1, etap 2 çivi çakamıyor kimse. Burayı evet riskli alan ilan ederseniz imarı sıfır demektir. İmarı sıfır olduğu için hiç kimse tamir için bile evini yapamadı ve öyle kaldı. Bizim yine zorlamamız, desteklerimizle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na inşallah bunu onaylandı, döndü. Behamehal geldiğimiz zaman, behamehal hızlı bir şekilde, yapacak acilen yani, SOS tabii ki. Evet. SOS önemli bir derdi. Proje çünkü. Tabii de. SOS derecesinde hemen hızlı bir şekilde orayı devreye alacağız. Şimdi ben aslında burada bir de bir şeyler daha söylemek istiyorum. Tabii, sadece binaları dönüştürmek değil. Evet. Kentsel dönüşüm dediğimiz bina dönüşümü değil. Kentsel dönüşümü dediğimizin içerisine insanların da huzur içerisinde kalacağı. Tabii, insanların tabii. Yaşamlarını getirebilirim. Güvenliği dediniz çok güzel. Tebrik ediyorum. Tabii, bir kentin en önemli şeyi güvenliktir. Tabii. Güvenlik olmayan bir yerde kimse yaşamak istemez. Dönelim daha da böyle alt versiyonu.
evde güvenle yaşamak ayrı bir şeydir. Evet. Yani çürük bir evde yaşayan insanların tedirginliklerini, onların kaygılarını düşünebiliyor musunuz? Bir evde çocuk oturuyor, orada her gün deprem olacak da binamız yıkılacak da bu korkuyla yaşamanın getireceği stresi düşünebiliyor musunuz? Burada getirecek kaygı içerisinde kalan bir genci çocuğu düşünebiliyor musunuz? Nasıl bu kendisini geliştirsin, nasıl huzurlu olsun, nasıl güven içerisinde kendisini hissetsin ve bu çocuklar ileriye dönük nasıl başarılı olsun? Olamaz. Kaygı, endişe, korku içerisinde yaşanan birine başaramaz. Tabii yansıyacak. Yansıyacak, onu söylüyorum. Tabii ki yansıyacak. Dolayısıyla huzurlu, güvenli, sağlam bir evde oturursa, yaşarsa başarılı olur, verimli olur, kendine özgüvenini sağlar. Burada bunu söylemişken aslında şunu eklemek istiyorum. Tabii. Bizim gençlerimize gelecekte bizi temsil edecek, dünyayla yarışan bir Türkiye'nin nesli, gençleri için biz Kartal'da çok mükemmel şeyler yapacağız. Tam da ben de diyecektim ki Hüseyin Karakaya için gençlik ne ifade ediyor diyecektim. Süpersiniz. Tam da oraya bağlamış olduk başkanım. Evet, teşekkür ederim. Sorularımın içinde bu da vardı. İyi oldu, cevap vermiş oldunuz. Peki Hüseyin Karakaya için kadın temsiliyeti, siyasette kadın temsiliyeti... Kadın elinde değil, kadın elinde... Onu da alalım tabii. Tabii. Kadınları burada es geçmeyin. Gençlik derken kadınlar da, kadınlarımız da önemli bu arada. Siyasetin her alanında, hayatımızın her alanda kadın var. Zaten aynen. Doğru. Kadın her olmadan olmaz. Zaten var. Kadın olmadan olmaz. Evet. Yani biz niye demişiz güzel bir söz? Kadın eli değmiş diyoruz buraya. Bir aynen, düzen öyle. Görünce, evet. Bir tertip görünce, bir temizlik görünce diyoruz ki kadın eli değmiş buraya diyoruz. Onun için siyasetin içerisinde de bizim yaşantımızda da idaremizde de yönetimimizde de muhakkak olacak kadın. Muhakkak olmasa olmaz. Gençlik, gençler. Ya ben size bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun. Nasıl bir gençlik istiyoruz? Onu anlatayım. Şöyle bir gençlik istiyoruz. Önce ahlaklı olacak. Ahlakı ve maneviyatı olacak. Kesinlikle olmaz olmazlarımız var. Olmazsa olmazlarımız var. Nedir? Kesinlikle bol bol kitap okuyacak genç. Üniversiteyi bitirecek. Master yapacak. Bir enstrüman çalacak. Bir spor dalını iyi yapacak. Bir yabancı dili çok iyi bilecek. İkinci yabancı dili öğrenecek. Bir hobisi, koleksiyonu olacak. Böyle bir genç oldu. Böyle bir gençlik bütün istiyoruz. Bütün alanları aslında içerisinde bulundurdu başkanın sözleri. Evet, yani böyle bir gençlik yetiştirecek. Peki nasıl yetiştireceğiz? Bunları söylüyoruz. Söylemekle kalmayacağız. Bu gençlerimizin böyle yetişmesi için onlara ortam sağlayacağız. Mesela diyelim bir kütüphane yapacağız. Güzel birkaç yer tabii. Yani kütüphaneler yapacağız. Kartal'ın 20 mahallesi var diye. Tabii 20 mahallesi. Ortak yerler olabilir. Her mahallesi için olabilir. Bunlar basit şeyler. Yani anlatıyoruz da ya hayal diyenler olabilir. Doğru. Bizim hayal diye söylediklerimizi yazıp önlerine koysak 5 yılda okuyamazlar. Ama biz 5 yılda hepsini yaparız Allah'ın izniyle. Aslında başarmanın yarısı hayal etmektir. Tabii. Hayal olmazsa olmaz. Tabii ki. Dolayısıyla bu gençler o kütüphane diyelim merkezlerinde gençler uzay üssü gibi düşünüyorum ben. Öyle olacak yani. Gelecek oturacak, çayını içecek, kahvesini içecek, kekini yiyecek, bedava internetini kullanacak. Bunların hepsi bedava olacak. Güzel bir disiplin evet. İçerisinde bedava bunları yapacak. Bunun içinde sosyal tesisler var tabii. O sosyal tesisler de ayrıca spor salonları, ondan sonra oyun salonları, e-spor, evet. Kartal spor, ya Kartal Spor dediniz. Soracak mıydınız yani? Bu konuda ya hiç sormayın. Açıklamanızda bahsetmiştiniz. Biraz ondan ya da yani onu da değinelim demiştim. Ben Deniz meclis üyesiyken 2014-2019 Kartal'da kürsüde defalarca siz de şahitsiniz. Defalarca bunu söyledim. Ya her şehrin bir markaları var. Her şehir bir markasıyla anılır. Yani. Markasıyla tanınır. Kartal'ın en büyük markalarından bir tanesi de Kartal Spor'du. Önemli futbolcular yetiştirmiş. Süper futbolcu yetiştirirdi. Fabrika gibi süper böyle tabii. Futbolcu yetiştirirdi. Her futbol takımına kafa tutan, her zaman kafaya oynayan bir takım nerede şimdi? Yok. Bu bizim ciddi yaramız yani. Allah izin verirse bir kere bu markayı ayağa kaldıracağım. Kartal Spor. Yani ben bazı ilçeleri görüyorum. Sonradan işte yeniden çıktılar, Süper Lig'e çıktılar falan. Ya Kartal Spor Süper Lig'e kafa tuttuğu zamanlar o bahsettiğimiz diğer ilçelerdeki spor takımları, futbol takımları bile yoktu. Yani Kartal Spor hak ettiği yere gelecek. Gelecek. Diyorsunuz. Gelecek. Ben buradan Kartallı gençlerimize şunu söylüyorum. Kartal Spor benim içimi sızlatan bir yara.
Kartal Spor'u hak ettiği yere getireceğiz. Muhakkak aslına dönecek. Kartal Spor'u için, Kartallar için mükemmel bir stat yapacağız. Kartal stadı olacak, Kartal markası olacak, Kartal markasıyla Kartal Spor yeniden canlanacak, eski ihtişamlı günlerine gelecek. Biz de diyeceğiz ki valla marka bizimdi, patent bizimdi, bizim patentimiz yine şahlandı diyeceğiz. Güzel projelerimiz var. Yani lansmanımızı anlatacağımız gençlerden için. Gençlerden bahsederken de çok heyecanlanıyor. Evet. Yani benim seçim çalışmasında gezerken sokakta, caddede, yolda görüyorum gençleri, sarılıyorum. Onlar da hissediyorlar. Onların heyecanını ve onların enerjisini aldığımı, sarıldığımı hissediyorlar zaten. Dolayısıyla gençler bizim olmazsa olmazlarımız. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Evet. Şimdi belediye başkanı adayının yanı sıra onunla birlikte aslında bu seçimin sonucunu da belirleyecek olan bir ekibiniz olacak. Dolayısıyla meclis üyesi isimleri, tabii buradan isim istemiyoruz. O kendi içinizde olan bir mesele. Ekibiniz nasıl olacak? Meclis üyesi isimlerin neye göre belirleyeceksiniz? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Tabii. Şimdi biz burayı yöneteceğiz. Kimle yöneteceğiz? Biz burayı işin ehli olan insanlarla yöneteceğiz. Kimle yöneteceğiz? Kadınlarla yöneteceğiz. Kimle yöneteceğiz? Gençlerle yöneteceğiz. Neden kadın, neden genç, neden ehil? Herkes kendine yakın, kendisinin hissiyatını hisseden ve orada buna müdahale edecek birisini ister. Yani temsilci ister. Evet. Her kesimin temsilcisi olacak. Olacak diyorsunuz. Dolayısıyla konusunda ehil ya da böyle iletişimi güçlü, insanlarla diyaloğu ve bağı iyi olan insanlardan, arkadaşlarımızdan seçeceğiz. Var mı? Çok. Çok. Bizim partimizde de çok. Kartalımızda da çok. Gerçekten çok. Bizim Türk milletinin insanı çok zekidir. Vakit uzayacak diye girmiyorum detaya. Yani Libya'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Nijerya'da bizim insanlarımızın neler yaptığını gördüğümde ya işte bu diyordum yani. Yani zekiyiz. Gerçekten öyle. Dolayısıyla o yönetime çok. Nedir? Ya idareci dediğimiz kişi, adı üzerinde idareci, idare eden kişi demek. İdareci kalkıp masanın başında kendisi işle uğraşırsa battı o iş. İdareci ne yapacak? İdareci işi delege edecek, ehline verecek, uzmanına verecek, onları takip ve kontrol edecek. Görev siyasetçi dağılımı tabi görev dağılımı. Delegeden kastı bu. Evet. Yani belediye başkanı bu görevleri dağıtacak, ehillerine, uzmanlarına verecek, onların işlerini yapacak, belediye başkanı bunları denetleyecek. Denetleyecek de biliyorsa denetleyecek. Bilmiyorsa nasıl denetleyecek? Belediye başkanından olması gereken özellik benim için en önemli şey bu. Bunları dağıtacak, herkesin işini yapacak. Onların işini kontrol edecek. Kendisini de boşa çıkaracak. Boşa çıkardığında insanları dinleyecek. Kahveye gidecek, esnafa gidecek, yola gidecek, parkta oturacak, onlarla konuşacak, sarılacak, kucaklaşacak. Derdini bizzat kendisi dinleyecek. Evet. Sorununu bizzat kendisi dinleyecek ve onlara çözüm üretecek.